Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda İsra suresinin birinci ayetini değerlendirmeye çalışacağız. Bu sureye ismini verdiren İsra olayı, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gece vakti götürülmesi ve ardından semalara uruç ettirilmesi, kısaca Miraç olayı. Malum peygamberlerin değişik mucizeleri var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizelerinden biri de Miraç olayı. Miraç olayında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Haram'dan, Kabe'nin oradan alınıyor ve gecenin bir vaktinde Mescid-i Aksa'ya götürülüyor, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya. Ve orada peygamberlerin ruhaniyatıyla bir görüşmesi oluyor ve ardından sema tabakalarına yükseltiliyor. Ve sema tabakaları geride kaldıktan sonra Sidretül Münteha, Kab-ı Kavseyn gibi ifade edilen makamlara getiriliyor. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a cennet cehennemden bir takım durumlar gösteriliyor. Hatta Cenab-ı Hakk'ın rüyetine mazhar kılınıyor. Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı İsra suresi 1. ayet konunun 1. merhalesini bize anlatmakta. Şöyle ki: Sübhanellezî esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Sübhane, Cenab-ı Hakk'ı tenzihi ifade eder. Yani Allah münezzehtir. Her türlü kusurdan, her türlü ayıptan münezzehtir. Burada Miraç olayında bazen zihinlerde şöyle bir mana meydana gelebiliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gitti, çok merhaleler kat etti. Ardından Allah ile görüştü. Burada sanki Cenab-ı Hakk'a bir mekan nispet etmek gibi bazıları tarafından böyle anlaşılabiliyor. Haşa, Cenab-ı Hak mekandan münezzeh. Allah-u Teala mekanın da yaratıcısıdır. Dolayısıyla Miraç olayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın mülk ve melekutunda görülen görülmeyen alemlerde yapmış olduğu bir seyahattir. Sübhane bu noktadan bu manayı tenzih içinde gelmiş olabilir. Ellezî esra bi abdihi, ki kulunu yürüttü leylen, gecenin bir vaktinde. Burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan abd olarak bahsediliyor. Doğrudan ismi geçmedi. Kulunu gecenin bir vaktinde şuradan şuraya götüren Allah'ın şanı ne yücedir denildi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam en büyük insan, Allah'ın elçisi ama aynı zamanda abd. Yani abd olmak, kul olmak bütün peygamberlerin, bütün insanların ortak vasfı. Minel Mescidil Haram, Mescid-i Haram Kabe, ilel Mescidil Aksa, Mescid-i Aksa'ya. Malum Mescid-i Aksa Kudüs'te ve Hazreti Süleyman zamanında yapılmış olan bir mabet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şu üç mescide dikkat çekiyor. Bunlardan birisi Mescid-i Haram Kabe, ikincisi Peygamberimizin Medine-i Münevvere'deki mescidi ve üçüncüsü de Kudüs'teki Mescid-i Aksa. Ve bunlar için seyahate çıkmanın değdiğine, seyahat etmek gerektiğine Peygamberimiz dikkat çekmekte. Mescid-i Aksa aynı zamanda Müslümanların ilk kıblesi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam önce oraya yönelmişti. Kıble olarak oraya müteveccih olmuştu. Ama daha sonra Medine'ye hicretten sonra kendisi kıblesinin Kabe olmasını arzu ediyordu. Cenab-ı Hakk'ın da ayetlerde buna muvafakatıyla Cenab-ı Hak bu şekilde Müslümanların kıblesini Kabe yaptı. Dolayısıyla Peygamberimiz burada bir kıbleden diğer kıbleye bir seyahati nazara verilmiş oluyor. Ellezî bârakna havlehu, ki onun çevresini biz mübarek kıldık. Yani Mescid-i Aksa'nın etrafı, çevresi mübarek kılınmış. Bu mübarekiyet oraların ekser peygamberler tarafından şenlendirilmiş olması, peygamberlerin pek çoğunun o bölgede gelmesi,
o bölgede yaşaması itibariyle düşünülebilir. Linuriyahu min ayatina, ona ayetlerimizden gösterelim diye. Burada da Miraç'ın hikmeti bize nazara veriliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam niçin böyle bir miraca mazhar kılındı? Demek ki Allah-u Teala ona bir kısım ayetlerini gösterecek. Burada min ayatina diyor, ayetlerimizden bir kısmını, Allah'ın ayetleri la yu'at ve la yuhsadır, sayılamayacak kadar çoktur. Dolayısıyla Miraç olayında Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinden bir kısmı Peygamberimize gösterilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin gösterilmesiyle alakalı başka ayetler de yine dikkatimizi çekmekte. Mesela senurihim ayatina fil afak ve fi enfusihim. Biz onlara ayetlerimizi hem dış dünyada hem de kendi nefislerinde göstereceğiz. Hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak, ta ki Cenab-ı Hakk'ın hak olduğu onlara tebeyyün edecek, açık bir şekilde ortaya çıkacak. Demek ki Allah-u Teala hem dış dünyada hem de insanın kendi içinde ayetlerini daima gösteriyor. Burada yeni yeni ayetler yaratmak anlamı belki hatıra gelebilir ama en azından şunu rahatlıkla anlayabiliriz. Allah-u Teala her bir varlığı çok harika bir şekilde yaratmış. İşte insanla alakalı şu anda tıp ilmi hayli ilerlemiş durumda ve insanın her bir hücresi karşımıza bir alem olarak çıkıyor ve o hücre içinde nice değişik maddeler var. Bunlar elementlerden meydana geliyor, atomlardan meydana geliyor ve bunlarda nice böyle sayamayacağımız kadar hikmetli durumlar var. Allah-u Teala aslında bize de bu şekilde ayetlerini gösteriyor. Seyyurikum ayatihi, Allah size ayetlerini gösterecek. Feyyi ayatillahi tünkürun, Allah'ın hangi ayetini inkar edebilirsiniz? Bu anlamda demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a daha önce başka insanlara gösterilmeyen nice ayetler Miraç'ta gösterildi. Bu çok mühim bir nokta. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlardan bir fert, arzlı bir insan. Ama o arzlı insan semalarda tayaran ettirilecek. Yukarı alemlerde o alemleri görecek. O alemdekiler onu görecek. Bu noktada gerçekten Peygamberimizin bu miracı olayı her ne kadar onun şahsıyla alakalı bir olay olsa bile bütün insanlık namına büyük bir kazançtır. Nasıl ki insanlar 1969 yılında Ay'a kadar gittiler. Bu insanlık namına ileri bir adım oldu. Benzeri bir şekilde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün semaları geride bırakarak ta beka alemine kadar götürülmesi, bu da insanlık adına en büyük bir adımdır. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miracı her ne kadar şahsi bir olay olsa da bizi de ilgilendirmektedir. Hani şöyle derler, birisi diyelim bir yere gitti, hacca gidebilir veya bir ülkeye seyahate gidebilir. Döndüğünde ona derler ki yediğin içtiğin senin olsun ama gördüklerini bize anlat. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta nice şeyleri gördü ve gördüklerinin bir kısmını bize anlattı. Bunlardan bir tanesi mesela melekler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yol arkadaşı Cebrail bir melek. Öte yandan hangi sema tabakasına gidilse orada melekler kendisini karşılıyor. Peygamberimiz onları görüyor. Onlar peygamberimizi görüyorlar. Bunlar çok büyük olaylar. Öte yandan sema tabakalarında peygamberlerin makamları var. Orada o peygamberlerle görüşüyor. Bu da yine çok büyük bir olay. Ve bunları Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlerle paylaşıyor. Mesela meleklerle alakalı şöyle anlatıyor. Semanın her tarafı meleklerle dolu. Semada bir karış yer bile boş bırakılmış değil. Biz buradan şunu anlıyoruz. Demek ki şu dünyamızda nasıl ki her yerde hayat var, her taraf adeta hayat kaynıyor. Yukarı alemler, işte ay, güneş, yıldızlar, gezegenler ve uzayda neler varsa bütün bunlar da boş değil. Malum mesken sakinleri içindir.
Eğer bir yerde mesken varsa orada oturanlar da vardır. Demek ki o yukarı alemler sadece kuru birer madde yığını değil, sadece boş birer cisim değil, oralarında kendilerine münasip bir şekilde sakinleri var. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç olayında bunları görüyor ve gördüklerini bizimle paylaşıyor. Öte yandan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç olayında beka alemini de görüyor. İşte cennet, cehennem, buralardan manzaralar, ileride buralarda ne gibi durumlar olacak, hangi ameller ne gibi azabı gerektiriyor, hangi iyi ameller cennette nasıl birer meyve haline geliyor ve akibette neler oluyor, bütün bunlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Miraç'ta gösteriliyor. Dolayısıyla Peygamberimizin bu miracı bütün insanlık adına çok ileri bir adımdır ve çok ileri bir mazhariyettir. Acaba Peygamberimizin bu miracı sadece ruhani bir olay mıdır? Yoksa ruh ceset beraber midir? Bu eskiden beri biraz tartışma konusu olmuş. Ama Allah'ın sonsuz kudreti açısından bakacak olursak cisim ruh beraberliğiyle olması gayet makul. Nasıl ki diğer alemde ruh ceset beraber olacak, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu Miraç olayında aynı zamanda bedeniyle o alemlere yükseltilmiş, farklı bir boyutta beka alemi kendisine gösterilmiş, o alemlerde seyran ve tayaranından sonra aynı gece içerisinde tekrar dünyaya bırakılmış. Bunu bir zaman ben şöyle bir temsille ifade etmeye çalışmıştım. Bunu sizlerle de paylaşmak isterim. Mesela çok özel bir uçağımız olsa, çok süratli, bununla bir gece büyük sahra gibi bir yere insek ve orada diyelim karıncalar var. Karıncaların reisini uçağımıza alsak ve ona desek ki sana bir günlük bir seyahat yaptıracağız. Ve onunla o bir günlük seyahat esnasında dünyanın belli başlı yerlerini üstten görebiliriz. İşte Himalaya dağlarının üzerinden geçebiliriz. Everest tepesinin üzerinden geçebiliriz. Öte yandan şehirleri, ülkeleri üstten görebiliriz. Büyük okyanus gibi yerleri yine onunla geçebiliriz. Bunları bir gün içinde yaptıktan sonra onu tekrar büyük sahraya bıraksak ve o da bunu arkadaşlarına daha sonra anlatsa ve dese ki dün gece çok garip bir şey oldu. Daha önce görmediğim bir gök cismi geldi ve beni içine aldılar ve dünyanın tamamını bana ana hatlarıyla gösterdiler. Öyle ki işte büyük denizleri geçtik, büyük dağ silsilelerinin üzerinden uçtuk, ülkeleri üstten gördük. Bunları böyle anlattığında belki de karıncalar şunu söyleyeceklerdir ona, diyeceklerdir ki herhalde sen bir rüya gördün. Çünkü karıncalar kendi imkanlarına göre düşündüklerinde önlerine azıcık bir su birikintisi çıksa onu aşmakta zorlanıyorlar. Azıcık bir su birikintisini aşamayan bu karıncaların içlerinden birinin deryaların üzerinden geçtiğini duymaları kolay kabul edilebilir bir olay değil. Bu açıdan onlar en azından bunu bir rüya gibi, ruhani bir olay gibi değerlendireceklerdir. Bu bir temsil. Temsilde hata olmasın. İşte farklı boyutlar var, farklı durumlar var. Allah-u Teala sonsuz kudret sahibi. Dolayısıyla Miraç olayında yeryüzünden bir insanı, en seçkin bir insanı, özel bir binekle, Burak tabir edilen bir binekle sema alemlerine götürmek, orada peygamberlerin ruhaniyatıyla görüştürmek, orada meleklerle görüştürmek ve oraları görmek ve göstermek, bütün bunlar normalde rüyada çok da zor bir olay değil. Bir insan rüyasında daha önce görmediği nice şeyleri görebilir. Miracı sadece bu tarz bir olay olarak kabul edecek olursak bu o kadar bir özellik de arz etmez. Ama ruh ceset beraberliğiyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o alemlerde seyranı ve tayaranı gerçekten çok muhteşem bir olaydır.
Peygamberimiz için ruh ceset beraberliğiyle gerçekleşen bu harika olay, Allah'ın veli kulları için de ruhani bir yükselme tarzında tecelli edebilir. Yani bir insan ruhen ilerleyebilir ve ruhen ilerlemenin neticesinde daha önce görmediği nice şeyler onun ruh aynasına yansıyabilir. Ve bizlerin kılmış olduğu namaz, Miraç'ın bir gölgesi durumundadır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam "Es-salat miracül mümin" buyuruyor. Yani namaz müminin miracıdır. Nasıl ki Miraç olayında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlık namına, belki de bütün varlık namına böyle bir mucizeye mazhar oldu ve bütün alemlerin ibadetlerini alemlerin Rabbine takdim etti. Et-tahiyyat lillah bunun ifadesidir. Bütün tahiyyeleri, bütün ibadetleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'a takdim ediyor. Ve Cenab-ı Hak "Esselamu aleyke eyyühennebi" diyor. Peygamberimizi selamlıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam selamı hem kendi adına hem de ümmeti adına, salih insanlar adına alıyor. "Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin" diyor. Allah'ın selamı hem bize hem Allah'ın salih kullarını olsun. Ve Cebrail Aleyhisselam da orada şehadet getiriyor. "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü" diyor. İşte Peygamberimizin Miraç'ta bütün varlıklar adına onların ibadetlerini Cenab-ı Hakk'a takdim etmesi gibi biz de namazımızda İyyâke nâbudu derken veya ettahiyyâtu lillâh derken bütün varlıkların ibadetini Cenab-ı Hakk'a takdim edebiliriz. Böylece bizler de o Miraç'ın küçük bir tecellisine mazhar olabiliriz. Küçük bir numunesi bizde de ruhani ilerleme şeklinde tecelli edebilir. Ve ayetin son kısmı şu şekilde bitiyor. İnnehu huves-semi'ul basir ve şüphesiz o Allah semidir, basirdir. Yani o her şeyi işitendir ve her şeyi görendir. Burada zamir Cenab-ı Hakk'a raci, normalde böyle açıklanır. Ama peygambere de raci olabilir. Ve peygambere de raci olması noktasında şöyle bir mana kendini gösterir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o Miraç olayında adeta tümüyle göz ve tümüyle kulak kesildi. Yani onun gözü daha önce görmediği nice şeyleri gördü. Onun kulağı daha önce duymadığı nice şeyleri duydu. Zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İnni era mâ lâ teravne. Ben sizin görmediğinizi görürüm. Ve esma'u mâ lâ tesma'un. Duymadığınızı da duyarım. Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Miraç'la alakalı İsra suresinin 1. ayetini değerlendirmeye çalıştık. Cenab-ı Hak bizleri de Miraç'ın sırlarına, hakikatlerine mazhar eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler ve geceler diliyorum.